imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim. 100 yıl süren Çar esaretinden sonra bundan 35 yıl evvel Azerbaycan Şura-i Millisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini bütün dünyaya ilan etti. O tarihe kadar milliyet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş, istiklalı olduğunda bütün mücadiyeti de meydana atılmıştır. Medeni böyle bir tercihe malik olan vatanımız siyaset sahasında çok büyük ve değerli hamleler göstermiştir. Cevat Han'ın 1904'te Gence'deki şanlı gazası dillerde destandı. Ölmek var, ölmek yoktu. Bu, hadidi vatanperestlerin tebliğ ettikleri en mukaddes bir şiardı. 28 Mayıs 1918'de İstiklal Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe geçirildi. Aynı zamanda o, zamaniye hakim olan esri büyük şuardan istifade edildi. Her millet, öz mukadderatını özü halletmeye selahiyet sağlık desturunca, halkın ümumi rayına uyarak istiklalini ilan edildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüz yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Kârlıların haklarını korumak için tedbirler aldı. Halbi, öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Demokratyalar tipinde halk nümayendelerine cevapsız bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iş başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, indi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emri ve emanlıydı. Vatanın kapıları indi olduğu gibi bütün dünyaya kapalı değildi. Her Azerbaycanlı istediği zaman ara isterse giderdi. Komşu ve Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları tekliden büyük küçük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyet'in devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştu. Dünya hakikatleriyle daha çok karşılaşmakta. Hakkıyla batıl, yalanla doğru yüz yüze gelmektedir. Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını son tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet süreci, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna tesiriyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Bu çürenki istiklal bayrağını göçlerinde çizdiren buradaki vatan ailesi bizlerken, orada her cüle korku ve tehdit altında kalpleri istiklal eşki çırpınan azatlar ayrısı sizlere camdan selamlar gönderir. 28 Mayıs
istikrar kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle edilir ve her iki tarafı birleştiren milli bulut hasreti şairin ümitiyle bize getirilir. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça, bedenlerce, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!